Queens ve Long Island City'yi yukarıdan gördüğümüzde aslında çok önemli bir kısmı gözden kaçırırız. Borulardan bahsediyorum. Evet, borular her zaman saklamaya çalıştığımız bir şey. Bunun için de bu işi uzmanların işi olarak düşünür, hiçbir zaman eleştirmez, anlamaya çalışmaz, hatta tartışmayız bile. Susuz kalma senaryosunu düşünerek suyla olan ilişkimizi açıklayıp yeniden tanımladığımız bu günlerde altyapıları gözden geçirip suyla olan ilişkimizi de yeniden düzenleme konusunda muhteşem bir fırsatımız var. Araştırmalarımız sonucunda suyu arıtmanın yeni yollarını arayan insanlar olduğunu öğrendik. Bu insanlar bu işi kimyasalları veya ısıtma ya da mekanik UV filtrasyonu gibi çok fazla enerji harcayan yöntemleri kullanmadan yapıyorlardı. Biz de sisteme bitkiler ekleyerek suyu sürdürülebilir bir şekilde arıtmaya karar verdik. Bitkiler de insanlar gibi mimari yapının bir parçasıdır. Bitkiler içinde rahat edebileceğimiz bir ortam yaratma konusunda çok büyük roller üstleniyorlar ve biz de mimarinin mimari yapılar ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayarak önemli şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Şuna bir bakın. Biraz daha yukarı kaldırabilir misin? Tabii ki kaldırabilirim ama ne kadar yukarı kaldırırsam açıklamamı daha o kadar hızlı yapmam gerekiyor. Bu iyi mi? Tamamdır. Pekala, bu gördüğünüz şey Cosmo'nun üst kısmında kullanılan hortum. Basitçe açıklamak gerekirse bunu farklı ekosistemlerin yaşayabileceği ortamı sağlayan parçaların geçici olarak birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Bu yerden baktığımızda gördüğümüz görüntü. Su sisteme alt kısımdaki şu bölgeden giriyor. Sonra üst kısma ulaşana kadar şeffaf hortumlarla yukarı pompalanıyor. Ardından yer çekimi sayesinde alglerin olduğu torbalara ve torf temizleyicilerine iniyor ve sonra da tanka geri dönüyor. Asılı bahçeler işte bu şekilde alt kısımdan gelen arıtılmış su ile besleniyor. İnsanlar çok uzun bir süre mimarinin nötr olduğunu düşündüler ama detaylara indiğimizde mimarinin hiç de nötr olmadığını görüyoruz. Mimari çok önemli politik roller üstlenir. Kilitler, pencereler ve kapılar için yaptığımız tasarımların hepsi ve bunlar için verdiğimiz kararlar aslında topluma şekil veren kararlardır. Uzay ve teknolojinin mimariye etkisine bakarsak, bunlar tasarımla bir araya geldiklerinde insanları kendine çeken bir merak uyandırırlar.